konuşacağız. Bu arada ben kayınvalideni demin görememiştim. Havva Hanım'ı gösterir misin acaba lütfen bana? Havva Hanım. Havva Hanım'ı göreyim, hemen gelecek. Buyurun. Havva Hanım, Havva Hanımcığım, başın sağ olsun. Allah sana sabır versin. Bir tanem. Evlat acısı çok büyük bir acı. Kimse bunu bilemez tabii ki, ancak yaşayanlar bilir. Başın sağ olsun. Allah sana sabır versin. Sen kimden şüpheleniyorsun bir tanem ya? Ay canım benim ya. Ben Utkulardan şüpheleniyorum. Bir de o Galla'dan şüpheleniyorum. Aysel, Feride ya da Gamze, onlardan bir tanesinin işlemiş olabileceğini düşünüyorsun. Evet. Onlardan biri. Onlar azmetmiş olabilirler. Peki niye senin oğlunu öldürdün? Yani onun ikisinden, üçünden şüpheleniyor. Aslında bu ilişki ya Feride... Ne bileyim, niye çağırdı o gün akşam? Söyle. O gün akşam oraya eve çağırmışlar. Ben köye gelen oğlumu niye çağırmışlar geri? Gecenin 12'sinde. Vermemiş. Ben ona da... Zonguldak, Ereğli, Dedeler Köyü sakinlerine sesleniyorum. Bu olayla ilgili bilgisi olanlar, lütfen bizim ihbar hattlarımızı arar mısınız? İhbar hattlarında sizin ihbarlarınızı bekliyoruz. Olayı da sevgili Murat, kameraman arkadaşım Ergün'le beraber çok yakından inceliyorlar. Zaten şu anda devam eden bir soruşturma var, cinayet soruşturması var. Çok jandarma da çok özel çalışıyor. Sayın savcımız da öyle. Herkes elinden geleni yapıyor. Özellikle... Bir şey söyleyeyim mi bak? Gerçeklerin... Er ya da geç İnşallah. Ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Biz, çıkacak, ben zaten inanıyorum o yüzden buradayım. Yani. Gerçekler ortaya çıksın diye buradayım. O gece eşimin o gittiği evdeki o mahallede eşimi gören, arabasını gören ya da o evden bir sesler duyan birisi mutlaka vardır. Bir yani, seslenir misin köy sakinlerine? Ben herkesten mutlaka o gece birisi gördü, eşimi gördü, arabayı gördü ya da o evde yaşananları gördü. Mutlaka gören, görgü şahitleri mutlaka var. Korkmasınlar, konuşsunlar. Bizim korkacak, çekinecek bir şeyimiz yok. Konuşsunlar yani, gizliden konuşsunlar. İhbar yapsınlar. O gece mutlaka birileri gördü. Ya hiç kimse bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Tamam, hiç kimse hak etmiyor. Sevgicim, seni yine dinlendireyim. Biz olayı araştıracağız biliyorsun. Bizim misafirimizsin. Lütfen dışarıda seni Teşekkür alayım. Teşekkür ederim. Tabii ki. Türkan'cığım, sen de lütfen o yere geçer misin, o köşeye? Bu arada Mustafa'yı da bir ekranda görebilir miyim lütfen? Mustafa da ekranda olsun. Şükür'ün babası Mustafa. Bu bir cinayet soruşturması. Mustafa'yı da bir göreyim lütfen. Hazır mı arkadaşlar? Mustafa da hazır olacak hemen. Mustafa'yı da gördüm. Mustafa, hemen konuşacağım. Özellikle Fatma'nın son bir görüntüsü var. Onu ekranlara getireceğim. Mustafa da bilmiyor. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yani birazdan sosyal medyaya da vereceğiz. Ama burada bir beyefendi var. Onunla tanıştıracağım sizi. Tekirdağ'dan geldi. Lütfen oturun, rahatsız olmayın. Hoş geldiniz. Geçmiş Teşekkür olsun. Ederim, sağ olun. 43 yaşındaki eşiniz Gülsade Hanım. 25 evet. yıllık evliymişsiniz. 25 yıllık evliyim, doğru. 3 tane çocuğunuz varmış. Doğru. Eşiniz Kasım ayından beri, Kasım 2023'ten beri ortalıklarda evet. yok. Yok. Ve sizin eşinizi bildiğim kadarıyla kayınçosu başka bir erkeğe para karşılığında evli bir kadını. Siz resmi olarak evli misiniz? Resmi olarak şu anda evliyiz. Ve sizin resmi olarak evli olan bir kadını para karşılığında evet. başka birine veriyorlar. Evet. Emin misiniz? Benim duyduklarım bunlar. Peki özür dilerim, karınız niye sizi bıraktı gitti Güldane? Karım beni niye bıraktı gitti? Benim eşimin üzerine taşınılmaz vardı. Taşınılmaz nedeniyle kardeşi Yusuf benim eşimin aklına girdi. Köyde yaşıyoruz. Ya bunları biz... boşarız, o para, o evi de onlardan alırız mı dedi. Evet. Peki sen ne istiyorsun Yakupçuğum? Ben eşimi geri gelmesini istiyorum. Benim eşim bu kabiliyette bir insan değil. Ama zorla yaptırıldı. Ama yapmadığı bir yerde saklanıyor. Ben eşimi seviyorum ya da geri gelmesini istiyorum. Peki Güldane'nin fotoğrafı yok mu arkadaşlar? Bir ekranlara getirir misiniz Yakup Bey? Getirdiniz mi görmedim ben de. Evet, bir eşine seslenir misin lütfen? Güldane'ye bir seslen lütfen. Hayatım bak, seni her yolda kullanıyorlar. Kardeşin de kullanıyor. Kız kardeşin de kullanıyor. Bunları sen bana hepsini söylüyordun zaten. Bunlara inanmıyordun, itimat etmiyordun. İtimat etmediğin halde seni bir yolunu bulup kandırdılar. Ben sana ne yaptım ki sen bana bunları yapıyorsun? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben seni insan yerine koydum. Ben sana 5 milyonluk değerinde ev yaptım. Hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Hayatta hiç kimsenin. Onu boşverdi, seviyor musun? Parayı pulu boşverdi. Gülsade'yi seviyor musun? Evet, seviyorum eşimi. Niye sevmeyeyim ben eşimi? Ben eşime severek evlendim. 25 yıllık hayatım var. 3 tane çocuğum var. Perişan Benim eşim oldunuz. O kabiliyette bir insan değil. Birileri yönlendiriyor. Evet. Saf biri yani Gülsade. Gülsade'nin
bir anlık siniri var. Psikolojikman kendi rahatsız. Ben bunu psikoloji uzmanlarına götürdüm. Tamam, biz elimizden geleni yapacağız. Gülsade'yi görenler, İnşallah. Duyanlar, Gülsade'cim sen de öyle. Yani bir yerde zorla tutuluyorsan, ki zorla tutulduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla koca. Birileri tarafından işte alıkonulduğunu düşünüyor. Sevgili Gülsade ya da Gülsade'yi tanıyanlar, ihbarlarınızı bekliyorum. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye ihbarlarınızı gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesabımıza o ihbarları yapabilirsiniz ya da bizi telefonla arayabilirsiniz. Telefon numaranı ekrana getirseniz arkadaşlar. Neyse, getirelim böyle ekranlara. Tekirdağ'da Kasım 2023 yılından beri kayıp sevgili Gülsade, 44 yaşında, 3 çocuk annesi. İhbar telefonlarını görüyorsunuz, 702-22-22, 536-47-47. Bizi arayabilirsiniz. Elimizden geleni yapacağız, hiç merak etme sen. Tamam Yakup'cum, şimdi 15...